Günümüzde sosyal hayat deyince en çok rağbet gören yerler kafelerdir kuşkusuz ve bir kafedeyiz kahve molası için. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Kocaeli Gölcük ilçesinden özel bir dinlenti yerindeyiz. Neredeyiz? Kahvelat'tan sesleniyoruz sizlere. Yanımızda kurumumuzun müdürü beyefendi Serkan Gence bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Serkan Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz merhaba, öncelikle. Nasılsınız? Teşekkürler, sizler de iyisiniz. Teşekkür ederiz, sağ olun bizi burada konuk ettiğiniz için. Şimdi çok keyifli bir yer oluşturmuşsunuz. Teşekkür ederiz. Öncelikle emeğinize sağlık diyelim. Çok sağ olun, çok sağ olun. Gölcüğünde bir açığını kapatmışsınız evet, bu aralıkta evet. Herhalde insanların çalıştık. Kafa dinleyeceği, sohbet edeceği, hoş böyle güzel sunumlarla birlikte keyifli bir yer olmuş. Evet. Peki şimdi buranın genel hattıyla hizmetleri konuşacağız. Sizi bir tanıtalım önce ekranları başındaki izleyicilerimize. Serkan Gence kimdir? Sektöre nasıl başladınız? Serkan Gence kimdir? Serkan Gence 1974 Eskişehir doğumluyum. 2001 yılından beri Değirmenlere yerleştim. Evet. Değirmenlere'deyim. Anadolu Üniversitesi Turizm Otelcilik mezunuyum. Turizmle uğraştım hayatım boyunca. Son olarak bu projeyle de tanıştınız. Aynen Emre Cengiz ve Kadir Dalbeylerle tanıştım. Buraya mağaza müdürü olarak başladım evet. Ve şu anda elimizden gelen en iyi hizmeti vererek burada devam etmeye çalışıyoruz. Evet, Kahveland yeni bir burada oluştu ama franchise bir isim adı altında gidiyorsunuz. Evet. Ne zaman hayata geçti burası? Kaç metrekare bir tesis? Şöyle biraz hizmetlerden bahsedelim. Tesisimiz toplamda yaklaşık 300 metrekadar bir tesis. Evet. 1 Ocak itibariyle hizmete geçtik. İnşaat sürecimiz bitti. Çok teşekkür ederim. Daha çok yeni bir tesis aslında. Evet. Nasıl geçti bu kısa süreç? Şimdi ayın mesela daha başlarındayız ama gördüğümüz kadarıyla, bizim de gözlemlediğimiz kadarıyla iyi bir katılım var. Tabii müşteri potansiyeli olsun, misafirlerimizin yoğunluğu olsun. Tabii ki biraz tahminlerimizin üstünde oldu. Çıtayı yukarı doğru taşımaya da devam edeceğiz inşallah. İnşallah diyelim. Peki burada öncelikle biraz lokasyon hizmetten bahsedelim. Gölcüğün neresi öncelikle burası? Burası Gölcüğün Değirmendere. Değirmendere diye beldesi geçiyor. Diyelim, evet. Peki tesiste kaç konu ağırlayabiliyorsunuz? Tesisimiz toplamda 34 masa. Ve aynı anda 155 konumuzu, evet civarında oturma kapasitesiyle ağırlayabiliyoruz. Evet, tabii farklı noktalar yapmışsınız. Evet. Bir de aileler çocuklarıyla geldiği zaman bir oyun alanınız var. Ona çok önem verdik. Ben de çocuklu bir aile olduğum için hani yemek yerken çocuklarımın güvenle oynayabileceği bir oyun salonu oluşturduk. Arkamızda bebek bakım, bebek emzirme odamız var. Onu düşündük, onu da uyguladık. Hani yemek yiyen çocuklu ailelerimiz rahat etsin. Evet. Çocukları da güvenle burada oynasın diye. Evet, eğlensinler diye. Gayet güzel. Peki şimdi mutfak önemli. Aynı zamanda gıda işi de yaptığınız için menüde neler var? Menüde şimdi ikiye ayırabiliriz menümüzü. Bir dünya mutfağımız var. İki bizim özel kahvelerimiz var. Evet. Dünya mutfağında pizzalardan, aperatiflerden ana yemekler, salatalar. Dünya mutfağı, dünya mutfağı ağırlıklı alakart servis. Kahvelerimizde yine dünya kahvelerimiz, üçüncü nesil kahvelerimiz var. Çok büyük bir açık diye düşünüyorum ben. Evet. Burada kahve bir servis, kültür aslında. Evet, kahve bir kültür. Yani. Çok geniş bir kültür. Evet. Üçüncü nesil kahvelerimizde gelen misafirlerimize sunmaya başladık ve olumlu tepkiler alıyoruz. Almaya da devam gayet edeceğiz. Güzel. Peki şimdi işletmenin müdürüsünüz. Evet. Burada başarılı da bir personel var ama bu personelin başarılı olması biraz sizden de yavaş yavaş böyle başlayarak kademe kademe silsile yoluyla gidiyor. Neye dikkat ederiz hizmet verirken personelinizle birlikte? Personelimizin işe alım süresince iş kalitelerine çok dikkat ederek aldık. Evet. İşi bilmeleri çok önemli. Gelen misafirlerimize karşı güler yüz, menü hakimiyet, kahveye hakimiyet, anlatım, güler yüz. Evet, ona çok dikkat ediyoruz. Kahveland da ona çok dikkat ediyor. Biz de ona çok dikkat ediyoruz. Mutfak da önemli. Tabii hijyen kuralları. Tabii ki mutfakta hijyen kuralları çok önemli. Temizlik çok önemli. Mutfak şefimiz Gökay Bey de buna tecrübeli bir insan. Çok tecrübeli. Mutfak Sanatları Akademisi mezunu o da. Evet. Ve o da gereken hijyeni bizim görmediğimiz yerlerde bile bizi uyararak onu tabii ki onu sağlıyor. Tamamlıyor. Peki şimdi burası geniş bir yer. Tabii farklı oturma alanlarıyla birlikte özel günler açık mısınız? Özel günlere açığız. Bir hafta
oldu açılmamız. Ona rağmen yoğun bir ilgi var. İşte toplu kahvaltılarımız var. Özel günlerde davetlerimiz, böyle. Yemeklerimiz, sabah kahvaltılarımız oldukça yoğun geçiyor. Evet. Gün içinde bayanların toplanıp özel günlerinde rezervasyonları alıyoruz. Rezervasyonları alıyoruz. Masalarını hazırlıyoruz. Geldikleri zaman elimizden gelen tüm memnuniyeti sunmaya çalışıyoruz. Gayet güzel. Memnuniyetle birlikte bir hedef var mı kafada? Plan, proje, bunun dışında veya büyütmeye yönelik bir şeyler planlanıyor mu firma olarak? Tabii ki çok yeni olduğumuz için biraz bu süreç biraz bir. Önümüzü görme süreci olacak. Hı-hı. Daha sonra tabii ki yani. İnşallah diyelim. Peki bir de sizi destekleyen, tercih eden, burayı ziyaret eden konuklarınızı şöyle Gölcük halkına genel olarak bir teşekkür son sözlerinizi alalım. Hı-hı. Toparlayalım. Bir de tam buranın bana sohbete bahsettiniz. Bizim çok kahramızı çektiğiniz apartman yetkililerine de. Öncelikle gerçekten Pelin Apartmanı bizim kahramızı çok çekti. İnşaat sürecinde çok rahatsız ettik belki. Ama sağ olsunlar çok büyük bir hoşgörüyle yaklaştılar bize. Hala da öyleler. Öncelikle onlara çok teşekkür ediyorum. Daha sonra Gölcük halkı, Değirmenleri halkı. Çünkü çok olumlu tepkiler alıyorum. Çok olumlu tepkiler alıyorum. Evet, eksiklerimiz yok mu var? Onda ama buna rağmen evet, çok böyle güler yüzle onları bile hiç sıkıntı yapmadan geldiler. Evet. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bunu da eklemek istiyorum. Ekibime çok teşekkür ediyorum. Burada 16 uzman ekiple çalışıyoruz. Hı hı. Hepsi birbirinden iyi, birbirinden kaliteli iş anlamında insanlar. Onların yoğun özverisiyle bu bir haftayı atlattık. Onlara altını çizerek ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Peki ben size firma yetkililerimiz Emre Bey, Kadir Bey, çalışanlarınıza hepinize başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Bölgeye kattığınız bir değerli hizmetten dolayı kutluyorum. Çok teşekkür ederim. İnşallah ilerleyen süreçte farklı bir hizmetinizde tekrar sizinle bir araya gelmek dileğiyle diyelim. İnşallah. Çok sağ olun. Ağzınıza sağ olun. Evet, değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi bu sitere Kocaeli, Gölcük'ten, nerede izledik? Kahveland'dan, firmamızın daha doğrusu kurumumuzun müdür beyefendi Serkan Gence'den aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyodan aktarıyoruz. Hoşçakalın.